smile in the morning. Following the linings on your cheeks. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Azıcık arayı açtık, farkındayım. Tamamen kendi düzensizliğimden dolayı, o yüzden kusura bakmayın bir ara. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün benim mini minnacık bir evim var. Öğrenci evim var, Eskişehir'deyim. Evimin kapılarını açıyorum. Bugün ev turu yapmak istiyorum. İzlemeyi çok severim. Ev turlarını böyle kendi kendime konuşarak anlatmayı da çok severim bir şey düzenlerken. Dedim ki neden kanalımda bu video yok? O yüzden de şimdi bugün dünyanın en küçük öğrenci evine konuk olacaksınız. Gerçekten girdiğiniz gibi biten bir ev. Birazcık yaşaması zor oluyor ama çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Burada kapımız var. Buradan giriliyor. Ve buradan girdiğiniz gibi zaten ev bitiyor tamamen. Şimdi anlayacaksınız ne demek. Ben girdiğim gibi burada 2 adet oda, banyo bulunuyor arkadaşlar. Burada da dediğim gibi kapı ve mutfak bulunuyor. Evet, evin en sevdiğim köşesi tabii ki burası. Burası kahve köşesi. Kahve yapmayı çok seviyorum. Kahve içmeyi çok seviyorum. Chibo'nun kapsül kahve makinesi var. Bunda tabii ki kapsüllerimi koymak için güzel bir şey almıştım. Böyle bunu 10 lira falan almıştım. Böyle kapsüllerimi koyuyorum. Burada bir de granül kahve var. Granül kahve olarak genelde Chibo'nunkini kullanıyorum. Bunlar var o yüzden. Bir de filtre kahve var tabii ki. Daha bir çaycı var. Bu da dünyanın en mantıklı makinesi ama benim üst şeyim kırıldığı için sadece bunu kullanıyorum. Şu iç çekmece benim en çok kullandığım çekmece. Burada bal kaşıklar var. Bir de baharatlar var. Baharatları ben böyle hepsini bir kutuda koymayı çok seviyorum. O yüzden hepsi böyle kutulu kutulu. Kutu bulamazsam kavanoza koyuyorum. Burada arkada yine Türk kahvesi ve çayım var. En altta ise biraz daha böyle kilerimsi bir şey burası. Makarnam var. Daha sonra böyle kahve olsun, böyle kakao, krem şanti, işte bitki çayları vesaire bunları burada tutuyorum. Benim buzdolabım aşırı küçük. Sarmak istemiyorum ama bunu göstereceğim. Bu benim kupalarımın şeyi ve o kadar güzel kupalarım var ki bakın. Bu ilk seramik kupam. Bu var. Böyle çok tatlı bir kupa. Ve bu var. Bu da aşırı tatlı. Yılbaşı kupalarını çok seviyorum. En güzeli bence buydu. Bunu aldım. Çamaşır makinemi görüyorsun. Bunda daha biraz temizlik için gerekli olan şeyler var. İşte cif kremim falan. Ben bunlar burada duruyor genelde. Mesela boyalarım duruyor. Anladım neden neden. Bir tane şişe duruyor. Böyle bir şey. Çok tatlı bence. Geldik evin en sevdiğim kısmına. Salon. Yani oturma odası da diyebilirim. Çok seviyorum. Aşırı huzur verici bir salon bana göre. Ya enerjisinden mi bilmiyorum. Böyle minik oluşumdan mı bilmiyorum ama ben çok seviyorum burayı. Şimdi size burayı anlatayım. Arkadaşlar bunlar normalde full bundandı. Belki diğer vloglarımda ilginizi çekmiştir. Ama ben gerçekten hiç hoşlanmıyordum. Çünkü aşırı çiçekli yani. Fenalık basıyordu. Hani bulmaya çalışsam çok pahalı olacak falan dedim. Sonra biz eskiden koltuklarımızı değiştirmiştik. Annem de bunları atmamış. Bunları koydum ve bence çok güzel oldu. Bazıları sığmadı bakın alttan tutuyor ama. Aşırı güzel olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum. Böyle bir sadelik katlı yani kesinlikle. O yüzden bunları değiştirdim kılıfları. Dostlarım bu duvar halısını böyle bir halı aldım. Eve neredeyse ilk aldığım eşyalardan biri bu duvar halısı. Bence rengi ve böyle bilmiyorum daha sıcak renkli olduğu için benim çok hoşuma gitmişti alırken. Arkadaşlarım da çok beğenmişti. Çok kaliteli geldi. Yuvarlak seçmem biraz sıkıntı oldu. Çünkü yapıştırınca her yerine takmak zorunda kalıyorsunuz ama bence daha güzel yuvarlak olması. Kenarlarına da ışık taktım fakat ışık o kadar azaldı ki bu pilli olduğu için. Böyle minik bir şey yapmak istedim. Yoruldum. Burası da böyle bir oturma alanı. Burada işte takı yapıyorum, bilgisayarda bir şeyler yapıyorum falan filan böyle vakitler geçiriyorum diyebilirim. Yoruldum. Hadi. Peki tütsülerim var. Tütsü yakmayı çok seviyorum. Hangi tütsülerim var onları göstereyim. En sevdiğim kesinlikle lavantalı tütsü. Burada sandal. Sandal ağacı değil galiba bu. Neyse bilmiyorum. Bu da fena değil. Bu da gürlü tütsü. Abim Isparta'da askerlik yapmıştı. Babam dönüşte almış bunu da. Böyle bir tütsülerim var. Bunlar burada duruyor. Bunu da kendim boyadım. Bu da yine bir hobilerimden biri. Hobilerimi seviyorum. Evet. Kumanda. Burada PlayStation kolum var. Burada da gözlüğüm var. Lensemi çıkarırsam diye.
Bunlar da canım babamın yaptığı danteller, bardak altlı aynı zamanda. Böyle her yere bunu koyuyorum. Çok seviyorum. Yatak odamda bazı farklılıklar var. Bunların nedenini anlatacağım. İlk olarak farklılığımız bu yatak başlığı neden ya? Bu birkaç videoma gelmiş diyorum olarak da. Şu yüzden arkadaşlar, biz bu yatakla masayı aynı odaya sığdıramamıştık babamla. O yüzden de dedik ne yapabiliriz, hani nasıl sığdırabiliriz falan. Bu yatak başlığı bayağı yer kaplıyor. Bunu böyle çok kolay bir şekilde çıkartıyorsun. Çıkarıp kenara koyduk. Bu şekilde de masayı yerleştirmiş olduk. Onu da göreceksiniz şimdi. Daha sonra yatağımı böyle bir yatak. Çok Instagram'dan da YouTube'dan da soran oldu. Bu da nerede şimdi size anlatıyorum. Ve çok güzel. Şöyle bir daha gösterelim. Zaten videoda görürsünüz. Bu Bursa'da yaşayan arkadaşlar bilecektir. Pera Plaza diye bir yer var Bursa'da. FSM Akur'un aşağı tarafında kalıyor. Orada da bir nevresimci var. Zaten bir tane var diye biliyorum. Pınar abla. Pınar abla da çok güzel şeyler alıyor. Şu falan da oradan. Yani evdeki çoğu şey, aile evindeki çoğu şey de oradan mesela. Çok beğeniyoruz. Kesinlikle Bursa'daysanız bir gidin derim. Nevresime ihtiyacınız varsa çok güzel şeyler var. Kaliteli şeyler var. Öneriyorum bunu. Ve çok tatlı şeyler var. Bakın yani. Tembel hayvan. Çok güzel. Böyle burası. Yukarıda da bir adet tablom var. Bu tabloyu da bana canım arkadaşım Bahar aldı hediye olarak, ev hediyesi. Ama böyle duruyor. Bunu inşallah bir gün tablo yaptırmak dileğiyle. Havlular tarzı şeyler var. Oraları göstermeyeceğim o yüzden. Bu tarafa geçelim. Burasını için düzenledim tekrar. Burası benim her türden şeyin olduğu bir yer. Neler var? Makyaj malzemeleri. Burada güneş kremleri vesaire var. Burada kremler var. Burada türlü türlü. Bu şekilde bir yer her şeyi alıyor. Bayağı büyük bir yer. Böyle. Aşağıda da çantalar vesaire var. Orayı göstermem gerekiyor. Kurutma makinesi falan filan var. Burada ise bir çekas ve süpürgem var. Aslında bu aşırı mantıklı. Burada parfümler var. Bunu annemden çaldım. Bunu da dolapta almıştım. Burada saat kutum var. Burası da üst tarafta kitaplarım var. Alt tarafta da genelde böyle ilaç vesaire şeyler var. Daha az kullandığımlar var. Bu aşağıda da dediğim gibi daha az kullandığım şeyler var. Dediğim yere, çünkü aşırı küçük, bakalımız yapacağız. Banyomuz, burada duş kabinimiz var. Ondan sonra aslında ben şeyi anlatacağım size, küçük bir banyoda nasıl düzenli kalınıyor, nasıl düzenli kalabiliyorum gibi şeyleri anlatacağım. O yüzden gelin. İlk olarak banyoda düzenli durmasını istediğim şeylerden biri de temizlik malzemeleri. Çünkü temizlik malzemelerini asla düzenli tutamıyordum. Yer yoktu. Ben de şöyle bir sepet aldım arkadaşlar. Sepetin içinde de böyle donluluğu çok seviyorum. Da kokusu, bunu koydum. Burada tutmak bence çok daha düzenli görünmesini sağlıyor. Böyle burada bir kirli sepeti var. Burada kapı arkasında tabii ki bornoz ve havlular var. Burada da havlu var. Burası da minik bir lavabo ve böyle eşyaların bulunduğu yer. Lens kutum ve lens suyum her sabah görmem için gerek. Çok memnunum bu jelden. La Roche-Posay'ın yanına pek yaklaşamaz ama gerçekten güzel bir jel olduğunu düşünüyorum. Temizleme jeli. Böyle çok aşırı sivilceleriniz falan varsa, böyle çok sivilcelerim tuttu vesaire diyemem yani. Öyle aşırı bir etkisini görmedim ama temizleme olarak çok memnunum. Burada bir adet listerim var. Bu da en şeyi, böyle zeytinyağlı bir şey. Burada da bir sabunluk ve diş fırçası. Diş fırçası alanım var. Burası bu şekilde minicik, küçücük bir şey. Keşke bir dolap olsaydı diyorum arada ama yok maalesef, ne yapalım. Zeki hissedebilirim ama. Şimdi duş kabininde benim bir koyma yerim yoktu. Şampuanları falan ve yere koyuyordum. Sonra geçen gün şunu gördüm. Bakın bu böyle bir askılık şey, tamam mı? Buna dedim ki, böyle bir şey yapabilirim.
Ve böyle bir şey yaptım. Bence aşırı mantıklı oldu bu arada. Yapınca hiçbir şey olmuyor ve içinde böyle şampuanım vesaire her şeyim var. Bence çok mantıklı bir fikir oldu. Kendimi buradan tebrik ediyorum. Her şey bitti şu anda. Bütün her yeri anlattım size. Yorucuydu. 35 metrekare bir ev için bu kadar yorulacağımı düşünmemiştim. Böyle bir öğrenci evim var. Umarım öğrenci evi olmasını isteyen herkesin bir öğrenci evi olur. Ve daha güzelleri sizin olsun aynı şekilde. Yani bunun hayalini o kadar fazla kurmuştum ki gerçek olduğunu her sabah böyle idrak etmem şey oluyor, tuhaf oluyor. Lisede en çok istediğim şey böyle bir eve çıkmaktı çünkü. Bunu böyle çekim masasıyla çeke çeke gerçekten güzel bir evim olmuş oldu. Bunun için her gün şükrediyorum. Ay böyle şimdi öğrenci evi turu yapmak istedim size. Minik bir öğrenci evi turu. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bunu ilk defa söylüyorum bir videomda. Çünkü abone sayım arttıkça çok mutlu oluyorum. Şu an 415. gibi bir sayı galiba. En son öyleydi ve bu beni çok mutlu ediyor. Hemen yorumlarda da konuşmak isterim sizinle. Instagram'da da aynı şekilde. Instagram profilimi şöyle şey koyayım. Instagram'da da aynı şekilde konuşmak isterim, sohbet etmek isterim. Yani biraz etkileşimimiz olsa çok mutlu olurum. Çok güldüm be. Bu kadar da gülünmez. Ama mutluyum, ne yapayım. Video bayağıdır çekmiyordum. O yüzden çok heyecanlandım, mutlu oldum. Neyse, video fikirlerinde bir aksamalar yaşıyorum. Çektiğim bir videoyu beğenmiyorum falan vesaire. O yüzden eğer bir video fikriniz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hani bu videoyu çeksen güzel olur gibi. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar sabrettiyseniz çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.